Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir yazılı sorusu videosuyla beraberiz. 8. sınıf din kültürü dersi 1. dönem 1. yazılısı sorularıyla beraberiz. Yazılı sorularımızın cevaplarına geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu likelerseniz çok sevinirim. Sevgili öğrencilerim sorular bakın karşınızdan geçiyor. Şimdi siz videomuzu durdurarak bu soruları kendiniz önce bir cevaplayın. Şimdi birazdan cevapları beraber yaptığımız zaman tekrar videomuzu çalıştırarak bu cevapların doğru olup olmadığını tetkik edin ve kaç doğru, kaç yanlışınız var, kaç puan alacaksınız bunu hesap edin arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim, bu videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. Böylelikle daha çok insan faydalanmış olur. Evet, sevgili öğrencilerimiz, bakın sorularımız karşınızda. Bu sorularımız müfredat konularımıza göre ve ders kitabımız esas alınarak sizler için hazırlandı. Dolayısıyla bu sorularımıza iyi çalışırsanız inşallah sınavda başarılı olacaksınız. Ama bu soruların aynısı %100 hepsi çıkacak diye bir şey yok tabii kıymetli öğrencilerim. Bu sorulara siz yazılıda daha iyi hazırlanın diye çıkabilir umuduyla hazırladık. Dolayısıyla sizler bu soruları çözerek inşallah sınavda bu sorular veya benzerleriyle karşılaşarak yazılıdan yüksek bir puan, yüksek bir not alacaksınız. Buna inanıyorum. Sevgili öğrencilerim, kanalımızdaki diğer yazılı sorularımızı da konu anlatımlı videolarımızı da muhakkak izleyin. Çünkü bu videolarımız da size önemli katkılarda bulunacak. Ve tabii ki bu yıl sonunda sizler LGS sınavına gireceksiniz. LGS sınavında da kanalımız size destek olacak. Dolayısıyla LGS sınavıyla ilgili videolarımızı ve ders konularımızı da kanalımızdan takip ederek çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş sorularımızın cevaplarına isterseniz geçelim ve bakalım sorularımızın cevapları nasıl ve sizler nasıl yapmışsınız bunu görelim. Evet sevgili öğrenciler, birinci sorumuzda İslam dinine göre kader nedir? Örnek bir ayetle açıklayınız demiş. Yani bir örnek ayet vereceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle cevaplayabilirsiniz. Allah'ın Celle Celaluhu sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Yani Yüce Allah'ın ezeli, ebedi ilmiyle çocuklar ve kudretiyle evrende olmuş olabilecek her şeyi bilmesi durumuna, her şeyi takdir etmesi durumuna biz ne diyoruz? Kader diyoruz. Yine varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlemesine kader diyoruz sevgili öğrencilerim. Ve sevgili öğrencilerim, bu konuyla ilgili Yüce Allah şöyle buyuruyor. Örnek verin dedi ya, bir ayet-i kerime örnek verelim. Diyor ki ayet-i kerimede, o yani Yüce Allah karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Yani ölçüp biçmesidir. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim, burada Yüce Allah bu ayette bakın her şeyi ince bir hesapla, belli bir düzenle, belli bir dizaynla yarattığını ve bunu takdir ettiğini, ölçüp biçtiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi de biz ne yapabiliriz çocuklar? Sorumuzda delil olarak sunabiliriz. Tabii arkadaşlar kitabımızda bunların kaynakları da geçmekte. Özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi kitabınıza ilgili konuya da bakmanızı istiyorum. Ve sevgili arkadaşlar ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda kaza kavramını bir örnekle açıklayınız demiş. Hani kader ve kaza beraber işleniyor biliyorsunuz din kültürü dersimizde. Kaza kavramını bir örnekle açıklayınız demiş. Şöyle açıklayabiliriz sevgili arkadaşlar. Siz de sınavda bunu yazabilirsiniz. Kaza, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılması demektir. Evet, Allah tarafından kader edilen şeyin yaratılması ve gerçekleşmesi demektir arkadaşlar. Örnek verirsek, su 100 derecede kaynar. Kuralı arkadaşlar değil mi? Su 100 derecede kaynar kuralı bir kader kavramını ifade eder. Biz 100 dereceye ulaşan
Suyun kaynaması durumu da olayı da nedir arkadaşlar? Kazadır. Yani suyun 100 derecede kaynaması, bizim bunu kaynatmamız ve kaynamasını görmemiz ve bu kaynama olayı da nedir? Bir kazadır arkadaşlar. Kaza kavramının gerçekleşmesi demektir. Demek ki 100 derecede kaynama kavramı bir kaderdir. Suyun 100 derecede kaynaması olayı olgusu ise arkadaşlar nedir? Bir kazadır diye örnekleyebiliriz sevgili öğrenciler. İşte sevgili öğrencilerim, bu iki sorumuzu bu şekilde cevaplandırırsak doğru bir cevaplandırma yapmış oluruz. Sevgili öğrenciler, gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu da çözmüştünüz videomuzun başında. Allah Celle Celaluhu'nun hangi sıfatları kader kavramıyla ilişkilidir? Evet, biliyorsunuz Yüce Allah'ın bazı sıfatları kader kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Hangileridir bunlar? Birincisi ilim sıfatı arkadaşlar. Allah'ın gerek duyular alemini, gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesine biz ilim diyoruz. İkinci olarak kudret kavramıdır arkadaşlar. Kudret kavramı da Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesi durumudur. Bu da kader kavramıyla ilişkilidir. Ve üçüncüsü ise irade sıfatı arkadaşlar. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır. Bu da sevgili arkadaşlar kader kavramıyla ilişkili olan üçüncü sıfattır. İlim, kudret ve irade sıfatları arkadaşlar kader kavramıyla ilişkili sıfatlardır arkadaşlar, bu şekilde ifade ediyoruz. Ve soru 4'e geliyoruz sevgili öğrencilerim. Soru 4'te de bir boşluk doldurma var. Diyor ki Allah'ın Celle Celaluhu evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara nokta nokta veya nokta nokta denir. Cümlesindeki noktalı yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz. Arkadaşlar Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara sünnetullah veya adetullah denir. Yani sünnetullah veya adetullah dediğimiz zaman aklımıza hemen ne gelecek arkadaşlar? Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu'nun evrendeki uyumu sağlamak, düzeni sağlamak için koyduğu kurallar ve yasalar vardır arkadaşlar. Bu yasa ve kurallara biz sünnetullah veya adetullah diyoruz arkadaşlar. İşte dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, tabiat kuralları dediğimiz şey aslında bir sünnetullah, bir adetullah'tır. Allah bir ölçü koymuş. Mesela yaz ayının gelmesi, kış ayının gelmesi, değil mi? Mevsimlerin değişmesi. Bunlar hep birbirine bakın takip ediyor ve belli bir kurala göre takip ediyor. Yani rastgele görüldüğü üzere gerek tabiat kanunları olsun, gerek dünyadaki belli kurallara göre düzen tertibin olması bu sünnetullah ve adetullah kavramı içinde ne yapılabilir? Değerlendirilebilir değerli öğrencilerim. Ondan dolayı Yüce Allah'ın dünyada uyumu sağlamak ve ahengi sağlamak, bir düzeni, bir dizaynı sağlamak amacıyla koyduğu kuralların bütününe biz, yasalara biz, kanunlara biz, sünnetullah veya adetullah adını ne yapmaktayız? Vermekteyiz sevgili öğrencilerim. Zaten siz de hayret gözüyle veya dikkatli bir gözle çevrenizi, yaşanan olayları takip ederseniz belli bir düzen ve kuralla devam ettiğini ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Bu da Yüce Allah'ın varlığının delillerinden biridir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu anlamda işlediğiniz dersleri, özellikle fen bilimleri olsun, diğer sosyal bilimler ve benzeri dersleri bu gözle de incelerseniz, öğrenirseniz göreceksiniz ki hakikaten bir dizayn, bir düzen, bir tertip, belli bir kural var. Bir rastgelelik, başıboşluk yok. Bundan dolayı işte Yüce Allah'ın bu sünnetullah ve adetullah yasalarının bir tezahürü, bir gösterişi olarak biz ne yapıyoruz? Bunları görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, 5. sorumuza geçiyoruz. Şimdi diyor ki buna göre bu durum Allah'ın evrene koyduğu hangi yasalara örnektir? Bir paragraf vermiş, okuyalım. Fotosentez yeryüzünde yaşamın sürekliliği için gerekli olan temel bir süreçtir. Canlıların hemen hemen hepsinin dolaylı ya da dolaysız besin kaynağı bitkilerin fotosentezle ürettiği organik bileşiklerdir. Evet, burada fotosentez olayını ne yapmaktadır arkadaşlar? Anlatmaktadır. Sorumuzda diyor ki buna göre bu durum Allah'ın Celle Celaluhu evrene koyduğu hangi yasalara, hangi kanunlara bir örnektir? Arkadaşlar bu durum Yüce Allah'ın Celle Celaluhu evrene koyduğu biyolojik yasalara örnektir.
biliyorsunuz 3 ayrı yasa şeklinde derste işlemiştiniz. Bunlardan birisi nedir? Biyolojik yasalar. Arkadaşlar fotosentez olayının gerçekleşmesi biyolojik yasalara, Yüce Allah'ın koyduğu biyolojik yasalara örnektir. Peki soru 6'ya gelelim. Diyor ki yukarıdaki ayet toplumsal yasalardan hangilerine işaret ediyor? Yorumlayınız. Bunu yorumlayacağız. Bakalım ayete. Nahl suresi 90. ayet arkadaşlar. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Arkadaşlar bu ayet biliyorsunuz cuma günleri cuma hutbesinde hutbeden inmeden önce hocamızın okuduğu, imam efendinin okuduğu ayettir aynı zamanda. Peki burada ne görüyoruz arkadaşlar? Toplumsal yasalara uygun olarak neler çıkarabiliriz? Bir, bireysel ve toplumsal olarak arkadaşlar adaletli davranmak gerektiği, insana, hayvanlara, doğaya iyilikte bulunmanın gerektiği, yakın ve uzak akrabalarla ilişkiyi kesmemenin gerekliliği, kötü, hoşa gitmeyen toplumsal ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmamanın gerekliliği diye ne yapabiliriz? Özetleyebiliriz. Özellikle arkadaşlar bakın adaletli davranma kavramını en başa almış Yüce Allah. Yani gerek bireysel olarak davranışlarımızda gerekse toplumsal olarak. Yani bir yönetici de olabiliriz. Bireysel olarak da bir davranışta bulunabiliriz. Adaletli olmalıyız. İnsana karşı, hayvana karşı, doğaya karşı iyilikte bulunmak gerekir. Yakın ve uzak akrabayla ilişkiyi kesmemek gerekir. Kötü, hoşa gitmeyen, toplumun sevmediği adet, gelenek, göreneklerimize de uymayan, özellikle dinimize uymayan, değil mi? Davranışlara, kurallara, özellikle ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmamak gerektiğini biz bu ayetten çıkarabiliriz. Bakın bu anlattığımız hususlar sevgili öğrencilerim hepsi sosyal hayatla ilişkili kurallardır. Buna da dikkat etmeliyiz. Evet sevgili arkadaşlar diğer sorumuza geliyoruz. Soru 7. Kaderle ilgili kavramları aşağıdaki kutucuklara yazınız. Evet sevgili arkadaşlar biz dersimizde biliyorsunuz din kültürü dersinde kaderle ilgili kavramlar işlenmişti. 8 tane kavram var ve bu kavram kaderle ilişkili kavram. Bunlar nelerdi arkadaşlar hatırlayalım. Bunları şemanın içine yerleştiriyoruz. Birisi ömür. Yüce Allah'ın takdir ettiği yaşama süresi. İkincisi ecel. Ne zaman öleceğimiz değil mi? Ömrümüzün sonu. Sağlık, başarı, tevekkül, rızık. Hastalık, başarı veya başarısızlık. Başarısızlık. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Kader kavramıyla ilişkili kavramlardır arkadaşlar. Sırasıyla bu kavramları sevgili öğrencilerim ilgili kutucuklara yazacağız. Öğretmenimiz kutucuk şeklinde de verebilir. Kutucuk vermeden direkt de sevgili öğrencilerim sorabilir. Sevgili öğrencilerim hocanız kutucuk içinde sormaya da bilir. Siz her şeye hazırlıklı olun ama bu şekilde de klasik olarak da sorabilir. Siz bu cevabı ezberleyin, aklınızda bulunsun ve bu şekilde ne yapalım, cevaplayalım. Ve tabii bu arada sevgili arkadaşlar, buradaki bu kavramların açıklamaları kitabımızda da mevcut. Kitabımızdan bu kavramların ömür, ecel, sağlık, başarı, tevekkül, rızık, hastalık, başarısızlık kavramlarının açıklamalarını da ne yaparsınız? Okursunuz. Biraz önce ben kısaca değindim biliyorsunuz. Buna da çalışarak daha iyi kavrayabilirsiniz. Önümüzdeki derslerde inşallah bunlar üzerinde de dururuz sizinle. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gelelim diğer sorumuza. Sevgili öğrencilerim 8. soruda insanoğlu kıyamet günü 5 maddeden hesaba çekilecektir diyor. Bunları yazınız. Evet biliyorsunuz kitabımızda okuduk değerli öğrencilerim. İnsanoğlunun bu dünyada bazı sorumlulukları var ve bu sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. İşte bu sorumlulukları yerine getirip getirmediği kıyamet günü Yüce Allah tarafından bizden ne yapılacak? Sorulacak. İşte bunlar nelerdir? Sevgili arkadaşlar bu 5 hususu Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde dile getirmiştir. Ve biz bu hadisi şeriften hangi hususlardan Yüce Allah'ın bize hesap soracağını, neleri soracağını görüyoruz. Evet arkadaşlar insanoğlu kıyamet günü 5 maddeden hesaba çekilecektir. Bunlar şunlardır. 1. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden. 2. Gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden. 3. Malını nereden kazandığından. 4. Malını nereye harcadığından, evet kazandık ama nereye harcadık? Bu da çok önemli. Ve 5, bildikleriyle amel edip etmediğinden. Bu 5 husustan Yüce Allah bizleri kıyamet günü ne yapacak sevgili öğrencilerim? Hesaba çekecek ve acaba bunları Yüce Allah'ın istediği gibi yerine getirdik mi, getirmedik mi? Yoksa israf mı ettik, boşa mı harcadık, değil mi? Kötü yolda mı harcadık, yoksa insanların hayrına, güzelliğine mi harcadık? Bunları Yüce Allah'a biz ne yapacağız? Hesap vereceğiz. İslam dinine göre, İslam dinine inananlar açısından sevgili
Öğrencilerim. Evet, değerli öğrencilerim, böylelikle sorularımızın sonuna geliyoruz, geldik. Bu sorularımızı videomuzun başında da söylediğim gibi iyi ve güzel bir şekilde çalışın. Ama illa bu soruların aynısı çıkacak diye bir kural yok. Diğer konulara da muhakkak çalışın. Bu size destek olsun. Videomuzun sonunda kanalımıza abone olduğunuz için ve likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de muhakkak paylaşın. Yeni yazılı videolarımızda buluşmak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah yazılıda başaracağız. Ben de size inanıyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.